Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere canlılar aleminden olan mantarlar aleminden bahsedeceğim. Mantarlar alemi gençler, ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Bunlar heterotrof beslenen canlılardır. Kendi besinini kendisi üretemezler. Bitkiler gibi sabit yapılı canlılardır. Fakat bitkiler kendi besinini kendisi üretirken bunlar üretemezler. Depo polisakkaritleri glikojendir. Tek ve çok hücreli olanları vardır gençler bunların. Mesela tek hücreli olanları maya mantarları ya da çok hücreli olanları şapkalı mantar, küf mantar olabilen ökaryotik canlılardır. Bunlar bitkiler gibi aktif hareket edemezler gençler. Depo polisakkaritleri glikojendir. Heterotrof beslenirler gençler. Sentrozom taşımazlar. Hücre çeperlerinin yapısı kitindir. Bitkilerin hücre yapısı selüloz yapılıyken bunlarınki kitindir gençler. Maya mantarları hariç vücutları hif ve miselyumlardan oluşmuştur. Hifler dediğimiz gençler görüyorsunuz şuradaki çiziltiler ve hiflerin birleşmesiyle gençler miselyumlar oluşmuştur. Bu hiflerin içerilerinde çekirdek vardır gençler. Bu hifler toprağa değdiğinde gençler birleşerek miselyumları oluştururlar ve yeni bir mantar üremesine sağlarlar. Tomurcuklanma ve metagenez ile ürerler gençler. Üremeleri bu şekilde olur. Gıda ve ilaç sektöründe kullanılan mantar türleri de vardır gençler. Mantarlarda genellikle eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği özel bir üreme şekli vardır gençler. Bu üreme sırasında meydana gelen dayanıklı bir yapı olan sporlar bulunur. Spor bir üreme hücresinin etrafını kalın bir yapıyla sarılması zor şartlara dayanıklı mantar oluşturdukları bu sporlardır. Bunların depo polisakkaritlerinin glikojen olması gençler, kitin taşımaları ve heterotrof beslenmeleri yönüyle hayvanlara hücre çeperine sahip olmaları, aktif hareket edememeleri ve sporla çoğalmaları yönüyle de bitkilere benzerler. Bilim insanları sınıflandırma yaparken gençler mantarlara takılıp kalmışlardır. Neden? Çünkü hücre duvarı bitkiler gibi sabit durması nedeniyle bitkilere benzetilmiş, beslenme bakımından ise hayvanlara benzetilmiş. Bitkilerin hücre duvarı bakmışlar ki daha sonrasında bitkilerin hücre duvarı selüloz yapılıyken mantarların kitin. Daha sonra bakmışlar ki mantarların hepsi heterotrof besleniyor. Bu yüzden mantarları ayrı bir aleme almışlar. Ve bu mantarlar gençler genellikle nemli bölgelerde yaşarlar. Saprofit olanları organik maddeleri inorganik madde haline getirerek madde döngüsünün devamlılığını sağlarlar gençler. Bazı mantarlar bitki köklerinde yaşarlar. Mikoriza dediğimiz yapılar oluşur gençler. Bitkilerin topraktan su ve mineral alınmasını bu şekilde kolaylaştırır ve bitkiler ve algler aslında mutalist bir yaşam şeklinde de yaşayabilirler gençler. Peki nasıl bu olur? Bitkilerin gençler ya da mantarlarla alglerin birlikte karşılıklı birbirleriyle faydalanıyorlar gençler. Bitki ve algler fotosentez yapıp besin üreten canlılardır. Mantarlar da tutunma ortamı ve su almayı salgılamış oluyorlar. Şapkalı mantarlar besin olarak kullanılır. Besin içerikleri çok zengindir. Bazı mantarlar bitkiler üzerinde parazit olarak yaşarlar. Tarım bitkilerine çok büyük zarar verirler gençler. Küf mantarları dediğimiz gençler mantarlar bulunur. Bunlar da ekmek, sebze, meyve ve diğer yiyeceklerin çürümesine neden olurlar. Mantarlar insanlarda birçok hastalığa neden olabilirler gençler. Bunlar parazit türleridir genellikle. Ayaklarda, parmaklarda ve genital bölgelerde oluşabiliyorlar. Mantar sporları gençler havaya karışarak alerji ve astıma da neden olabilirler. Mantarların öneminden bahsedecek olursak gençler, mantarlar ölü bitki ve hayvan kalıntılarını çürüyerek toprağa karışmasında rol oynar. Bu olay toprak besin maddesi açısından zenginleşirken mantarlar yeryüzünde madde döngüsünde rol oynamış olur. Madde döngüsü yaşamın devamı için gereklidir gençler. Yani ayrıştırıcılar dediğimiz bu organik madde, mantarlar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürürler ve bunlar gençler şu şekilde. Mantarlar hücre dışına enzim salgılıyorlar ve salgıladıkları enzimler ile de organik atıkları inorganik maddelere dönüştürüyorlar. Bu sayede de ekosistemin devamlılığı için önemlidirler. Madde döngülerinde rol oynarlar. Mantarlar birçok bitkinin en büyük yardımcısıdır. Topraktaki mineralleri ve suyu almalarında yardım ederler. Bitkilerle mantarlar mutualist yaşayabilirler gençler. Ekolojik öneminin yanı sıra mantarlar insan sağlığı ve beslenmesi açısından da büyük öneme sahiptir. Antibiyotik ve diğer ilaçların üretiminde, ekmeğin kabarmasında, bira ve şarabın üretiminde ayrıca besin olarak mantarlardan yararlanılır. Faydalarının yanı sıra gençler insanlar ve bitkiler üzerinde parazit olarak yaşayarak hastalığa da zehirlenmelere de neden olabilirler. Mantar zehirlenmeleri bazen kişilerin ölümüne yol açabileceğinden, çünkü gençler bu mantarların zehirlenmeleri normal gıda zehirlenmelerinden bahsetmiyorum. Mantarlar zehirledikleri zaman gençler iç organları iflas ettirebilirler. Mantar zehirlenmesi. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Aslında en doğrusu doğadan toplanan mantarları hiç yememektir. Mantar yetiştiricileri tarafından yetiştirilen kültür mantarı zehirsizdir ve güvenle tüketilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.